Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dubai Sumatra balıklarından nasıl yavru alınır, nasıl üretim yapılır onun hakkında kısa bir video çekeceğim. Bu benim 150 litrelik akvaryumum. 8 adet balık var, 6 dişi, 2 erkek arkadaşlar. Bu koloniyi ben yaklaşık 9 aydır besliyorum. Yani 4-5 aylıkken almışım 16 adet. Bunların 6 tanesi, pardon, 7 tanesi dişi, 8 tanesi de erkek çıktı arkadaşlar. Bir tanesinin cinsiyetini çözemedim. Yani o biraz daha küçüktü, o yüzden onu da verdim. Yani kendime 7 dişi 2 balıklı bir koloniyle ayırdım arkadaşlar. Diğerlerini başka bir arkadaşıma verdim. Şu an elimde 7 dişi 2 erkek bir koloni var. Akvaryumun 150 litre yaklaşık. Bu balıklar için en az ortalama, yani 10 balık için 200 litre olsa daha iyi olurdu ama benim akvaryum 150 litre. Ama gayet sağlıklılar. Neden? Düzenli su değişimi yapıyorum. Suyum gayet berrak, görebilirsiniz. Yani hiç, yani dışkılar, yem kalıntıları uçabilir suda ama yani su gayet berrak, hani o konuda sıkıntı yok. Niye? Sadece şu gördüğünüz küçük filtrem var. Şu an havası ses çıkmasın diye kıstım. O yüzden ses çıkmıyor. Yani az gözükebilir ama açtığımda çok aşırı bir hava üflüyor. Bunu haftalık veya 10 günde bir mutlaka yıkıyorum ve şöyle göstereyim. Şu seviyeye kadar 10 günde bir su boşaltıyorum. Tekrar ekliyorum. Dinlendirmiş su koyuyorum. 2 tane 10 litrelik suyum var. Yani 20 litre 10 günde bir su değiştiriyorum arkadaşlar. Balıklarım da gayet sağlıklı. Balıklarıma sadece tek tip yem veriyorum. Yani normalde bazı arkadaşlar çeşitli yemler verin diyorlar ama ben tek tip yem veriyorum. Şu an 13-14 aylıklar ortalama veya 15, tam bilmiyorum hani günü gününe. Bunlardan nasıl yavrulanır? Arkadaşlar bu balıklardan yavrulanmak için dediğim gibi koloni alacaksınız. Yani benim gibi yavrudan alabilirsiniz. Daha iyi oluyor. Yani balıkları tanımış oluyorsunuz. Hem yavrudan büyütmüş oluyorsunuz. Böyle 20-25 adet bir balık alabilirsiniz. Ben 16 adet bulmuştum. Yani bulunduğum bölgede, Giresunluyum. Yani Giresun'da bu balıklardan pek bulunmuyor. Ancak sipariş üzerine internetten alabilirim. Tanıdıklarda pek yok. Burada üretimini yapan yok. O yüzden bir tane pet shop'ta bulmuştum. Yavruyken, 5-6 aylıkken. Mantarları yeni yeni belli oluyordu. Oradan aldım 16'sını birden. Ve şu an 7 dişi 2 erkekli bir kolonim var. Diğerlerini bir arkadaşa verdim. Akvaryumuna koydu. Ciklet akvaryum vardı. Dediğim gibi arkadaşlar 20-25 adet bir yavru alırsınız. Daha küçük alabilirsiniz. 2-3 aylık olabilir. Alabilirsiniz. Balıklarınız 8-9 ve aylık bir yaşına geldiğinde dişlerini ayırırsınız. Seçersiniz. Kaç tane? Diyelim ki 15 tane dişi var veya 10 tane dişi var. Eğer 10 tane dişi varsa yanında 2 erkek veya 3 erkek atarsınız. 15 tane dişi varsa 3 erkek idealdir genelde veya 4 de olabilir hani akvaryumunuz büyükse. Yani 4 balığa bir erkek düşecek şekilde ayırabilirsiniz. Yani 4 dişi bir erkek şeklinde. Hani 8 tane dişi varsa 2 de erkek atarsınız. 10 tane yapabilirsiniz. Akvaryumunuz büyükse 15 dişi yaparsınız. 3, 4 veya 5 erkek yaparsınız. Onun haricinde yani 10 erkek 10 dişilik bir akvaryum olmaz. Çünkü bunlar yer belirliyor arkadaşlar. Bakın. Biliyorsunuz şu köşe ve şu köşe. Yani erkek balıkların tarafından belirlenmiş köşeler. Balıkların bu köşeleri tutuyorlar. Burada çiftleşme hareketlerini yapıyorlar. Dişlerimin bazıları yumurta döküyor. Büyük olanlar. Yani şu dişi olması lazım. Şu irisi. O yumurta dökmeye başladı. Daha tam ağzında tutamıyor ama bazen birkaç kez gördüm birkaç balığın yumurta döktüğünü. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi koloniniz 5'e 1, 7'ye 2, 8'e 2, 10'a 3 olabilir, 12'ye 3 olabilir, 15'e 4 olabilir, 20'ye 4 olabilir. Hani bir erkeğe 4 dişi düşecek şekilde ayarlayabilirsiniz veya 3 dişi de olabilir akvaryumunuz büyükse. Yani alan tutmaya yer varsa. Akvaryumunuzda bitki bulunmasın. Kayalık koyabilirsiniz. Kayalıkta sıkıntı yok. Benim sadece şu süsüm var ve süsü çok seviyorlar. Niye? İçinde
boşluk var. İki tane giriş var için. Sürekli geziyor. Başka balık türü olmasın. Ama vatoz olabilir. Şöyle ki arkadaşlar, ben vatozu yani balıklarımdan büyük aldım. İki tane vatozum var. İkisi de balıklarımdan büyük. O yüzden vatozu rahatsız etmiyorlar. Yani normalde başka balık, kendinden küçük balık olsa rahatsız ederler. Vatozları rahatsız etmiyorlar ve ben camları silmek zorunda kalmıyorum. Yani sadece su değişimi yapıyorum. Eğer vatoz olmasa bu camları her 10 günde bir silmem gerekiyor. Çünkü çok çabuk yosun tutuyorlar. Neden? Ben ışığımı sürekli akşamları açık tutuyorum. Yani akşam eve 5'te geliyorsam ışığımı yakıyorum. Gece 12'ye kadar falan ışığım yanıyor. Bir de odanın tam camın karşısında, tam güneş vurmuyor ama günün belki 1 saat veya 2 saat güneş alıyor akvaryum. O yüzden yosun tutuyordu. Gittim 2 tane büyük vatoz aldım. Hani balıklarımla hemen hemen aynı boyda. Belki bir tık daha büyük vatoz aldım. O yüzden vatozlarımı rahatsız etmiyorlar. Yani vatozla yaşayabiliyorlar. Küçük vatoz alırsanız rahatsız eder ama büyük vatoz alırsanız bir sıkıntı olmuyor. Yani rahatsız edemiyorlar büyük olduğu için. Vatozun da zaten o balıklarla işi olmadığı için sürekli camdalar. Vatozumun diğeri arkadaşlar, orada içeride gördüğünüz gibi. Balıklarım gayet sağlıklı, hareketli, şöyle görebilirsiniz. Yani bu tok oldukları hali, yani 5 dakika önce, 10 dakika önce yedirdim balıklarıma. Ne kadar yem veriyorum arkadaşlar? Yani şöyle yemi de göstereyim. Bir dakika, ağzını açayım bunu. Arkadaşlar bu yemden veriyorum. Ne kadar yem veriyorum? Yani şu kadar yem veriyorum yaklaşık arkadaşlar. Günde 2 defa. 9 balığa. Hatta gözün yanını izlerken de biraz yedireyim. Bakabilirsiniz. Balıkların ağzının dolu olduğunu nasıl anlarsınız arkadaşlar? Böyle yem verirsiniz. Dişi balık şuralarda falan yüzer. Yeme doğru yanaşır böyle, ağzıyla yeme değer ama ağzını almaz kesin. Yani bu kadar hareketli olmaz. Yemin suya atılan yemlerin etrafında yüzer. Bakın şöyle atıyorum. Bakın şöyle şuralara gelir. Yeme ağzını almaz ama yani. Alıyormuş gibi yapar ama almaz böyle. Yani yeme doğru hareketlenir. Ama bırakır sonra. Dişi hani ağız dolu balığı bu şekilde anlayabilirsiniz. Ya da çok dikkat ediyorsanız balığınıza dikkat edersiniz böyle. Ağzı, çenesinin altı bir şiştir böyle. Sanki diş var, bir de dişi ağrıyormuş. Bir dişi şişmiş gibi bir tarzında oluyor. O şekilde de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer nasip olursa sıradaki hedefim arkadaşlar bitkili akvaryum kurmak. Full Lepistes. Full Red Bull olabilir. Full HB White olabilir. Lepistes'in türlerini yaklaşık 100, bu belki de balıklarımın birine verirsem eğer bu akvaryumda olabilir ya da ikinci bir akvaryum düşünüyorum 150 litrelik. Şöyle balıklar kavga ediyor. Full bitki yani alt zemin hani most değil de böyle dallı budaklı bitkilerden istiyorum. Üstüne aynı şekilde su mercimeği ve bir köşeye de rafya. Full bitki. 20 adet 150 litrelik akvaryuma 20 adet dişi, 5 adet erkek. Red Blue, Fresh Beefite tarzında özel tür lepisteslerden 5-5 dişi toplayıp öyle bir akvaryum kuracağım. Ve oradaki yavruları hiç almayacağım. Hani kendi halinde büyüyecekler. Hani çünkü sık sık araları geçeceğim. Böyle uzun bitkilerden var. Sarmaşık gibi. Sık sık onlardan dikeceğim. Bir bağ şu kenara, köşeye bir yere raf yapacağım. Onun haricinde başka bir şey yapmayacağım çok. Güzel bir hava motoruyla bu motordan alacağım. Bir pises akvaryumunda 15 günde bir su değiştirsem de 150 litrede 20 balıkta bir sıkıntı olmaz. Yani su değişimi yapacağım. Dip çekimi de fazla yapmayacağım. Çünkü motor yani balıklar zaten dipteki mesela bakın ben dip çekimi yapmıyorum. Suyu sadece şuraya kadar çekiyorum. Yani şu seviyeye kadar suyu çekiyorum. Tekrar dolduruyorum. Hani hortumu dibe kadar indirip boşaltmıyorum arkadaşlar. Sadece bu filtreyi 10 günde bir sürekli yıkıyorum. Ama hala dipte pislik yok. Neden? Çünkü zaten balıklar büyük, hareketlendiriyor. Ve illaki motora kadar gidiyor bütün pislikler. Filtreye kadar çekiyor. O yüzden gerek duymuyorum. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi hani dış filtreye gerek var mı? Var aslında hani. Bunu 10 günde bir yıkamanıza gerek kalmadı. Yani dış filtre alsanız 3 ayda 4 ayda bir yıkasanız da olur. Yani dış filtrenin ortamına aynı bir şekil verirsiniz. Suya hareket kazandırırsınız ve temizliğini sağlar dış filtre.
Hani devir daimi sağlar. Hep bütün pisliği emer. Sadece siz su çekimi yaparsınız. Bunu da yıkamanıza gerek kalmaz. Olabilir ama ben tercih etmiyorum. Bu şekil bir akvaryum arkadaşlar. Tavsiye önerilerinizi açığım. Eğer Giresun civarıysanız balıklarımı sahiplendirebilirim isteyen olursa. Çünkü Lepisteslere merak sardım bu ara. Onları takip ediyorum. Önceden vardı. Tekrar bir merak sardım. Ya ikinci akvaryumu kuracağım ya da bunları sahiplendirip yapacağım. Kafamda böyle bir düşünce var. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.